Bugün Merkel'in yaptığı bir açıklama var ki restoran ve kafeler kapatılmalı Avrupa'da bir an önce şeklinde. Bu açıklama sonrasında altının pimi çekilmiş oldu. Amerikan borsalarından Avrupa borsalarına, Asya borsalarından Türkiye borsasına kadar bütün borsalarda %3, %4, %2 civarında satış baskıları geldi. Doğal olarak altının fiyatı da düştü. Neden doğal olarak diyorum? Çünkü o kadar yoğun bir satış vardı ki buradaki zararların telafi etmek isteyen pek çok yatırımcı altın kontratlarını bozdurmak zorunda kaldı. Her borsa çöküşünde aynı tabloyu görüyoruz arkadaşlar. Çok hızlı düşüşlerde ister istemez teminatlarını tamamlamak isteyen yatırımcılar altındaki karlı pozisyonlarını bozmak durumunda kalıyorlar. Hemen sonrasında da altında çok daha sert hareketleri görüyoruz yukarıya doğru. Önümüzdeki günlerde altının onsunun çok hızlı bir şekilde 2000 dolara doğru gittiğini ve hemen sonrasında da gerek teşvik açıklamaları gerekse pandeminin yarattığı risklerle birlikte 2000 doları aşıp yeni rekorlar denemesini bekliyorum arkadaşlar. 2100 seviyesi kritik. Bu seviye kırıldıktan sonra altın önce 2300'ü sonra 2500 dolar seviyesini hedefleyecektir ve bunu da çok hızlı bir şekilde yapacaktır. Diğer bir önemli başlık tabii ki Merkez Bankası'nın enflasyon raporuydu arkadaşlar. Bugün açıklandı ama esas ses getiren enflasyon raporundan çok enflasyon raporunun hemen açıklanmasından sonra gelen sorulara Merkez Bankası Başkanı Uysal'ın verdiği cevaplardı. Döviz neden yükseliyor? Dövize müdahale edilecek mi? Dövizle ilgili neler düşünüyorsunuz gibi sorulara çok enteresan cevaplar geldi. Bunları da birebir sizlerle paylaşacağım. Tabii ki bugün rakam ağırlıklı konuşacağız. Neler oluyor piyasalarda? Yurt dışı borsalarda ve Türkiye borsasındaki satış baskısı devam edecek mi? Bir, altın ve dolar cephesinde neler yaşanacak? Dolar bugün 8.30 seviyesinin üzerine çıktı. Bir ara 8.32'yi gördü. Sonra 8.25 seviyesine kadar gevşedi. Önümüzdeki süreçte bir devalüasyonist etkiyle karşı karşıya kalabilir miyiz? Merkez Bankası acaba bunu mu işaret ediyor? Tüm bu soruların da cevaplarını vermeye çalışacağım. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Önce Merkel'le başlayalım. Avrupa'daki hükümetler mali teşviklerle işin önünü açmak zorundalar. Neden açmak zorundalar? İspanya'sından Almanya'sına, Almanya'sından Fransa'sına, İngiltere'sine kadar bütün Avrupa ülkelerinde çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Pandemi nedeniyle. Pandemi beklenenden çok daha hızlı yayılıyor ve ikinci dalga artık dalga dalga itiraf edilmeye başlandı. İtiraf edenlerden birisi Merkel ama onun öncesinde de Fed Başkanı işaret ediyordu. Aynı zamanda ülke başkan ve başbakanları da işaret ediyordu arkadaşlar. Bunlar artık çok net söylemler dönüşmeye başladı. Merkel'in bugün yaptığı kafe ve restoranlar kapatılmalı acilen söylemi aslında bunun en net, en somut örneklerinden birisi oldu ve bu açıklamanın ardından da herkes bunu şu şekilde yorumladı. Demek ki ikinci dalga geldi. Artık gelmek üzere falan değil, geldi. Bütün dünyayı tekrar kontrolü altına alacak bu hastalık ve bu hastalık nedeniyle dünya ekonomileri kapılarını tekrar kapatmak zorunda kalacaklar. Bu çok ciddi bir daralmayı işaret ediyor ve bu daralma nedeniyle hisse senedi piyasalarında da ciddi satış baskıları oluşabilir korkusuyla hemen satış eğilimine geçtiler. Amerikan vadelileri %1.4 oranında düştü. Almanya DAX endeksi %3 oranında düştü. Avrupa borsalarında ortalama 2-2.5 oranında düşüşler gözlendi. Türkiye'de de %2.22'lik bir kayıp söz konusuydu. Tabii ki Merkel'in açıklaması öncesinde aslında İstanbul borsasında satış baskısı başlamıştı. Bunun en temel nedenlerinden birisi de elbette ki hem Merkez Bankası'nın hem de ekonomi yönetiminin artık kurla ilgili umutlarını kaybetmiş olması, makroekonomik verilerinde her geçen gün biraz daha bozuluyor olmasıydı ki Merkez Bankası Başkanı Uysal'ın bu konuyla ilgili çok enteresan, çok net bir açıklaması var arkadaşlar. Diyor ki gerekli olduğu takdirde politika faizi dahil tüm enstrümanları kullanacağız. Dövizde oynaklık yükseldi. Kurda reel ya da nominal bir hedefimiz yok. Bakın bu başlıklar çok çok önemli. Ama esas önemli başlık şu, aralarda kaldı. Bunu biraz daha ön plana çıkartmak gerekiyor. O da orta vadede makro gerçeklerle uyumlu bir döviz kuru politikası izleyeceğiz diyor. Bakın makro gerçeklerle uyumlu bir döviz politikası izleyeceğiz diyor. Makro gerçekler ne? Cari açık arkadaşlar 40 milyar dolar seviyesine doğru hızlı adımlarla
ilerliyor. Dış borç arkadaşlar, kısa vadeli dış borçtan bahsediyorum. 170 milyar doların üzerinde ve çevrilemiyor. Swap anlaşmaları yapılmaya çalışılıyor ama yapılamıyor ki Merkez Bankası'na swap meselesi de soruldu ve Uysal şu cevabı verdi. Görüşmelerin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Peki kimle? Japonlarla mı bir swap anlaşması yapılacak denildi? Hayır, Japonya ya da Avrupa ülkeleri ya da Amerika gibi bir swap sürecimiz yok. Ancak Asya ülkeleriyle swap görüşmelerini devam ettiriyoruz dedi. Çin'le yapılan swap anlaşmaları bir miktar daha genişletilebilir dedi Merkez Bankası Başkanı. Demek ortada bir swap süreci de yok. Türk lirası verip dolar karşılığı almanın mümkünatı olmadığı için önümüzdeki günlerde dolar sıkışıklığı devam edecek. Diğer makro gerçekler ortaya konulduğunda, yani cari açık ve dış borç ödemeleri ortaya konulduğunda elde dolar yoksa öyle ya da böyle bu dolar bulunamayacağından sıkışıklık artacak ve devalüasyonist bir ortam devreye girecek. Aslında satır aralarında Merkez Bankası Başkanı Uysal'ın söylediği bu makro ekonomik gerçeklerle uyumlu bir döviz politikası izleyeceğiz. Para bulamıyoruz. Bulamadığımız için yurt içindeki dövizi kullanmak zorundayız. Bunun karşılığı da devalüasyondur kardeşim. Yani çok sert ve yukarı hızlı bir hareket olursa ancak dövizde biz vatandaşın elindeki dövizi alabiliriz ve borçlarımızı kapatabiliriz diyor. Zaten çok sert bir yükseliş olmazsa yakın zaman içerisinde arkadaşlar kimse döviz bozmaz. Aksine döviz pozisyonlarını açmaya devam eder. Keza altın pozisyonlarını da açmaya devam eder. Tekrar Merkel'e dönelim. Merkel'in bu açıklaması da gösteriyor ki arkadaşlar Avrupa'dan Amerika'ya, Amerika'dan Rusya'ya, Çin'e kadar bütün dünya ekonomileri pandemi nedeniyle çok ciddi bir kapanışa geçecek. Ve bu kapanma hükümetlerin acilen mali teşvikleri gündeme getirmesini de beraberinde getirecek. Yani millete dükkanını kapat diyorsa Avrupalı ister istemez onlara bir ödeme yapmak zorunda kalacak. Bizimkiler gibi IBAN numarası verelim, oraya para yatırın, biz bize yeteriz falan diyemez. Çünkü dese bile Avrupalı yemez. Ya da size kredi verelim, bir sene sonra ödersiniz bize falan da diyemez. Avrupalı bunu da yemez. Arka arkaya teşvik paketleri açıklanacak. Şimdi gelelim altına. Altın neden yükselecek meselesine. Bu kadar çok teşviğin piyasaya girmesi, yani bu kadar çok paranın piyasaya girmesi ve aynı zamanda risklerin hızla artıyor olması ve pandemi için bir aşı ya da tedavinin geliştirilememiş olması bugüne kadar hisse senedi piyasalarındaki satış baskısını arttıracak. İlk etapta altında bir düşüş, gevşeme gözlenebilir ama sonrasında, yani önümüzdeki günlerde, sonrasıyla kastım yarın, öbür gün ya da pazartesi, salı günü, yani çok kısa vade için konuşuyorum, altın fiyatlarında coşkulu hareketler görmeye başlayacağız. Çok daha sert yukarı hareketler görmeye başlayacağız. Ve gelelim rakamlara. Borsalar, evet, Merkel'in açıklamalarından sonra çok ciddi değer kaybettiler. Biraz önce de söyledim, Almanya'da DAX endeksi %3'ten fazla değer kaybına uğradı. Amerikan vadelileri %1,5'a yakın değer kaybetti. Ve bugün de büyük ihtimalle yine Amerika'da satış baskısı devam edecek. Ama Türkiye'deki borsanın düşüşünün temelinde Merkel'in açıklamaları yatmıyordu. Aksine Merkel daha bu açıklamaları yapmadan önce de borsada satış baskısı gelmişti, görünmeye başlamıştı. Sizleri defalarca uyarmıştım arkadaşlar. Hem Türkiye'nin makroekonomik sorunları hem de dünyada pandemi etkisinin daha da kesinleşmesiyle birlikte tüm hisse senedi piyasalarında ciddi satış baskıları gelecek demiştim. Nitekim o günlere gelmiş bulunuyoruz. Peki burada şu soruyu sorabilirsiniz. Tamam, hisse senedi piyasalarında satış var. Niye altın düşüyor? Altının yükselmesi gerekmiyor mu böyle riskli bir ortamda? Pandemi büyük bir risk yaratıyor madem, güvenli limana doğru koşması gerekmiyor mu insanların? Aynı zamanda bir yıl teşviğin açıklanacağını söylüyorsun. Peki bu teşvikler açıklandığında piyasaya çok ciddi çuval çuval para girecek. Bu para altına gitmeyecek mi diye soruyor olabilirsiniz ve şu anda altının neden 1875 seviyesine gevşediğini de öğrenmek istiyor olabilirsiniz. Çok da haklısınız arkadaşlar. Aynı filmi seyrediyoruz. Borsalar çakıldığı an itibarıyla buradaki teminatlarının
çökmemesini isteyen yatırımcılar, özellikle büyük yatırımcılar altın kontratlarından çıkmaya başlıyorlar. Karlı altın kontratlarından. Dolayısıyla bu altın fiyatlarında hızlı düşüşünü beraberinde getiriyor ilk etapta. Yani ilk gün için konuşabiliyoruz ancak bunu. Hemen ertesi gün ya da birkaç gün sonrasında altın fiyatları öyle hızlı bir şekilde yükseliyor ki gözlerinize inanamıyorsunuz. Aynı tabloyu, aynı senaryoyu, aynı filmi bir kez daha izliyoruz arkadaşlar. Merkel'in açıklamaları gerçekten çok ciddi ve önemli. Çünkü bize çok net bir şekilde ikinci dalganın geldiğini işaret ediyor. Sadece bize değil, tüm dünyaya işaret ediyor. Onun için de tüm dünya borsalarında satış baskıları beklenenin üzerinde oldu. Ve bu beklenenin üzerindeki satışlar da doğal olarak altın kontratlarını da etkiledi. Yarından itibaren ve önümüzdeki hafta altında çok sert yükselişler bekliyorum arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde 2000 doların hemen dibine gideceğiz. Ardından 2000 doları kıracağız ve yeni zirve denemeleri yapacağız. 2100 kritik seviye, daha doğrusu 2060-2080 aralığı tepe noktalar biliyorsunuz. Orası kırıldıktan sonra ve bu pandemi daha da güçlendikten sonra büyük ihtimalle önce 2300 sonrasında da 2500 dolar seviyelerini hedefleyeceğiz. Şimdi bu ne anlama geliyor? Altında biraz duralım. Türkiye açısından bakıldığı zaman ve gram altın açısından bakıldığı zaman, gram altın deyince lütfen tek başına gram altını almayın. Çeyrek altını, tam altını, yarım altını, cumhuriyet altını, hepsini aynı kefeye koyabiliriz. Yani işçiliği az olan tüm altınlar, para gibi kullanılan tüm altınların fiyatları aynı oranda etkilenecektir. Keza gümüş de aynı oranda etkilenecektir. Hatta gümüş bir miktar daha agresif yükselişler sergileyebilir. Bunun yanında kripto paralarda da yine altına paralel hareketler gözlenecektir. Onu da altını çizeyim. Dolar, euro gibi para birimleri ilk etapta biraz değer kaybetse bile onun sonrasında yine onlar da güvenli liman olarak, özellikle dolar güvenli liman olarak çok daha hızlı yükselişler kaydedip 100 seviyesini zorlamaya başlayacaktır. Dolar endeksinden bahsediyorum arkadaşlar. Altının gramı 2100'ü zorlayan bir altın ons değeriyle birlikte, devalüasyonist bir etkiyle 14-15'leri zorlayan bir dolar kuru görüldüğünde 1000 liraların üzerine çıkacak arkadaşlar. Ve bu çok uzun bir zaman dilimi içerisinde gerçekleşmeyecek, özellikle altını çizmek istiyorum. Çok uzun bir zaman diliminden bahsetmiyoruz. Bu yıl sonuna kadar bu rakamları görebiliriz, kimse şaşırmasın. Velev ki 2060-2080 aralığına gitti altının onsu ve velev ki doları da kademeli bir şekilde kontrolü yükseltmeyi başardılar. Dolar da 900 liraları zorlamaya başladı. İşte o zaman da 600 liraları zorlayan bir gram altın fiyatı görürüz. Diğer tüm altınları da buna oranlayabilirsiniz. Altın çok kritik bir seviyede. Bir kez daha söylüyorum. Merkel bugün yaptığı açıklamayla altın bombası patlamaya hazır hale getirilmiştir ve çok yakın zaman içerisinde bu bomba patlayacak arkadaşlar. 3 Kasım seçimleri sonrasında eğer ki Biden gelirse bu patlama çok daha şiddetli olacak. Ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde da yarın teşviklerle ilgili çok net açıklamalar yaparsa arkadaşlar, altın artık iyiden iyiye kopma sürecine. Bir tarafta Almanya Şansölyesi Merkel'in açıklamaları, bir taraftan Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın teşvik açıklamaları, öbür taraftan Fed'in varlık alımlarıyla ilgili açıklamaları, yine diğer bir taraftan seçimlerin hemen sonrasında Amerika'dan çıkacak yüksek oranlı teşvikler altın fiyatlarının çok daha sert bir şekilde yükselmesini sağlayacaktır. Hem ons'ta hem gram altında önümüzdeki günlerde çok yüksek ve ciddi yükselişlere hazır olun arkadaşlar. Dolarla ilgili görüşümü zaten söylüyorum. Merkez Bankası Başkanı Uysal'ın söylediği bir cümle çok önemli. Diyor ki dövizde oynaklık yükseldi ancak kurda reel ya da nominal bir hedefimiz yok. Yani müdahale etmeyi düşünmüyoruz ve makro ekonomik verilere göre kurun durumunu belirleyeceğiz. Kontrol edip etmeyeceğimize ona göre karar vereceğiz diyor. Demek ki bundan sonraki süreçte Merkez Bankası'nı ya da kamu bankalarını çok müdahale olarak görmeyeceğiz. Bir soru vardı. Kamu bankaları müdahale edecek mi ya da ediyor mu kura şeklinde? Merkez Bankası Başkanı inkar etmedi. Evet, geçmişte kamu bankaları müdahildi. Şimdi de yer yer zaman zaman bir oyuncu olarak müdahil olmaya devam ediyorlar dedi. Anlayacağınız arkadaşlar, Merkez Bankası'nın da kamu bankalarında bundan sonra, bu saatten sonra yapabileceği çok fazla bir şey yok. Dolar kuru çok hızlı bir şekilde yükselişini devam ettirecek. Faiz 14.
14.48'de sabitledi kendisini. Parite özellikle Merkel'in açıklamaları sonrasında 1.17.30'lar seviyesinde. Dünya borsalarında sert satışlar var. DAX endeksi sert düştü. Euro pariteye bağlı olarak bir miktar gevşedi. 9.68 seviyesinde. Yine dolar da hafif gevşedi. 8.32'den 8.25'e çekildi. Altın 1875 dolar seviyesine kadar düştü. %1.68'lik bir kayıp söz konusu. Brent petrol bence çok kritik. 40 doların altına düştü. %4.44'lük bir kayıp söz konusu. Pandeminin adını çok net bir şekilde koyan enstrümanlardan birisi de petroldür, bunu unutmayın. Demek ki artık kaygılar iyiden iyiye artmış durumda. Yapmanız gereken tek şey sakin olmak, pozisyonunuzu bozmamak ve hiçbir şekilde oradan oraya atlayıp daha çok para kazanayım derdine düşmemek, mümkün olduğunca elinizdeki paranın değerini korumaya çalışmak arkadaşlar. Bu dönemde paranızın değerini koruyabiliyorsanız dünyanın en şanslı insanı olarak kendinizi kabul edebilirsiniz. Evet, bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz ve beni hem Instagram'dan hem de Twitter'dan takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.